Ve Grand Bazaar Cup arkadaşlar başlar. Burada birazcık kameramı sanki üste kaydırsam daha iyi olacak. Hemen hazır. Hazır maçın başında konuşamadık. Şeyken şunları birazcık yukarı kaydırırsak sanki herkes için çok daha iyi olacak. Onun dışında bir şeyi kaplıyor muyuz bakayım. Tuttuğumda görüyoruz. Teknolojileri göreceğiz. Evet, her şey yolunda. Grand Bazaar Cup arkadaşlar başladı. Şimdi ilk çıkan haritamız. Bakıyoruz kırmızıyla Vazikli Koyko'da, maviyle Kukuro burada. Harita böyle bir ufaktan şeyi andırıyor. Ama denizde her yerde yürünebiliyor. Four Lakes'i bir andırdı bana ilk baktığımda. Relikler sayısı fazla mı bir bakalım. İki relik burada var. Haritada bayağı relik var. Yani toplamda sanırım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane relik şu ana kadar gördüm. 16 relik. 4 farmla başlamışlar. Tek TC, ekstra bir scout vesaire yok. Fena hunt yok. Gayet güzel hunt var. Sicilya vs. Khmer. Şimdi bir Civ olarak şanssız taraf var mı? Yani Khmer'ı tercih ederim sanki ben. Sicilya kötü değil ama Khmer'e karşı bilmiyorum. Neler yapabilir? X de atla oynayacaktır gibi duruyor. Ve kesinlikle Monk oynamaları gerekiyor. Şu an bu haritaya bakıp şu an tabii şey biliyorlarsa, relik sayılarını biliyorlarsa henüz relik görünmüş mü? Kırmızıda relik yok. Maviye geçiyoruz. Kukor en az henüz relik gördü mü? Bir relik görmüş. Çünkü bu relikleri iki iki yan yana gördüklerinde muhtemelen şeyi tahmin ederler. Acaba böyle ikili ikili mi çıktı relikler diye. Şu an haritada tekrar bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şöyle çok uzaklaşsam, çift tıklasam daha mı kolaydı? Evet, 16 tane relik var arkadaşlar haritada. Şimdi şu ana kadar idle'larda bir sıkıntı var mı? Vazikli Koykoda'nın biraz şeyi idle 11 saniye ilginç Dark Age için. Herhangi bir lane girişimi falan var mı? Yok gibi. Geyikler çekiliyor. Baya bir şey toplanılmış. İnekler. Burada geyikleri çok önce eklendirmemiş. Önce domuzları gitmiş. Geyikleri ya buraya bir tane şey atacak. Mil atıp öyle toplayacak. Senin en vs atacağız biz. 5 tane eray varsa ama. Yok. Saltıkla atmıyorsun eğer onu diyorsan. İlke. Eray Junior var bizim. 2 YL Eray. Eray diye yazılan. Onunla atacaksın. Arada Team Game'lerde denk gelmiştik birkaç kez oynadığımızda. Çok da bir hatırlamazsınız öyle şey. Aşırı oynamadık ama. Nedense her gün DC'ye Eray giriş yapıyormuş gibi hissediyorum. Ya bizim şey grupta da çok ilginç. Mesela bizim kendi ekipte de 3 tane mi Eray var, 4 tane mi? Yani bir ara şey demiştik, acaba Erays vs. diğer takım mı çıkarsak? Niye bu kadar çok Eray var ona? Burada bir TC'ye girilecek mi? Girilmedi. Sanırım yeni peşle beraber bunlara daha şeyli isabetli vurmaya başlayacak sanki. Öyle bir şey anlamıştık ama. Şey gördünüz mü? Atak animation'ı geliyor. Vurmuyor bazen. Onu ben de arada yaşıyorum. Normal doğru mu değil mi bu olay bilmiyorum. Düzeltilmesi gereken bir şey mi? Casting best of 7 kalmış. Çok doğru. Hemen düzeltelim. Her şey doğru olsun. Casting'e geleceğiz. Best of 3. Çok doğru. Aynen. Başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. Nerede? Devam tuşu. Burada havaç. Tuşu nerede ya? Bir şey mi değişti şeyde? Ben mi göremiyorum ya? Şu an ekranda devam ettir durdur gibi tuş görüyor musunuz? Ayarı yaparken otomatik durdu. Geri döndüğümde otomatik başlamadı. Capture HD bir şeyler mi? P'ye bastığımda bir şey olmuyor. Space Enter'la başlamıyor. Oyunu durdurduk ama çok ilginç. Vallahi kırdık. Nasıl kırdık ya biz bunu?
Capture şey versiyonunu yükledikten sonra mı bir şey değişti acaba? Hidden Cup için yüklemiştik. Şu an ben bir yerde play tuşu göremiyorum. Siz görüyor musunuz haritadan? Tamam, bunlar değil. Buradan şey menüsü geliyor diyor. Ev. F3 deneyelim. Evet, F3'te oluyormuş. Teşekkürler Züveri. Şimdi şu ana kadar şey niye işçi de bu kadar önde ya? Idle TC mi var? Yok. Balığa girdi. Ha, okey. Kukuro balığa girdi. Koyko da girmedi henüz. Burada bir tane koyun mu aldılar? Evet, bir koyun verdi galiba şey. İnek ya da ne dersek. Şimdi Sicilya'dan 18 işçi. Çağ geldi. Kımır'dan ben daha da hızlı gelmesini beklerdim ama geyiklere girmedi nedense. Şu ilk mili ben sanki geyiklere atardım ya. Çünkü Scout'la da çekmedi. Şey mesela bütün geyikleri çekti. Kukuro. Denize girmek de fena değil. Aşırı mantıklı mı bilmiyorum ama az çok bir balık var. Az fishing ship basılırsa işi yapar. Ama fazlasına gerek yok sanki. 4 tane çünkü balık var koca şeyde. Şimdi Fido'da itibariyle ne bekliyor? Bence Scout açılışı bekliyor iki taraftan da. Kımör 19 işçi atladı. 19 işçi beni şaşırttı biraz ya. Kımör normalde daha seri atlamaz mı? Haritalarda şey bir bakalım. Altın sayıları nasıl? 3 tane güzel altın var. Beşlik. Taşlar gayet güzel ama taşlar hepsi önlerde. İki tarafta da önlerde bu arada taşlar. Altınlarda bir tane burada safe var. İki tane daha önde var. Burada da bir tane safe. Hatta iki safe bile diyebiliriz. Haritalar benzer. Çok ekstra resource var mı? Fena değil. Var var. O şeylerde de var çünkü ekstra resource. Suda da var. Ama relik en önemlisi. Reliği ne kadar gördüler onu çok merak ediyorum ya. Mesela burada bir iki relik olduğunu gördü. 2-2 çünkü relik olduğunu anlarlarsa direkt yani Castle'da rally puşlamaları lazım. Bu kadar çok relik varken altın sınırsız olur yani. Evet, burada 2 relik bulmuş. Random'da şey arkadaşlar kritik. Haritanın birçok yerini açtırmanız gerekiyor. Çünkü nerede ne var bilmiyorsunuz. Mesela şu relikleri görmediğiniz takdirde normal relik varsa haritada standart oynamaya kalkabilirsiniz. Evet, hemen çağ geldi. Aplar geldi. Bu taraftan horse killer gelmedi. Donjon atılıyor. Şuradaki altın artı bir yeri korumak istiyor anlaşılan. Bir yandan da yine stable geliyor. İkisi scout başlayacak. Kukuro Neko şu an çok daha güzel çünkü fiş ekledi. Rakibi fiş eklemedi. Çünkü şu yakınlarda hiç balık görmediği için eklemeyi düşünmedi muhtemelen ki bir tık şanssız çünkü onun balıkları daha uzakta sanki. Burada yakında hemen 1-2 balık olduğu için biraz daha yakında. Mesela şu benzer yakınlıkta ama diğer balığı burada gibi şeyin. Şurada ufak bir harita şansı olmuş. Evet, spear'lar basılıyor. Scout'lar basılıyor. Bakalım erkende hasar verebilen olacak mı? Kukuro iki şeyde altında güveni almak istiyor muhtemelen şu yana doğru kapatıp ama rakibi scout oynarken bu olabilecek mi? Soru bu. Donjon'un yeri çok güzel ama şey açısından yani. Altını, beriyi ve komple bu tarafı şu an koruyor gibi. Büyük ihtimalle scoutlarla buradan baskılamaz ama denizi kontrol ettiyse eğer bakalım etmemiş. Denizi darlaması bile bir şey yapabilir. Burada bir işçi indirecek gibi duruyor şu an. İşçileri hemen donjona sokmadığı için damage'i çok azaldı şeyin. Çok scoutları vuramadı. Bir işçi düşürdü. Fena değil. Bayağı scoutların canı gitti ama değer mi değmez mi kısmı birazdan belli olacak. Şey scout basmaya devam ediyor. 4. 5. scout'ı basıyor. Farm up'ını almamıştı. Almış tamam. Farm up'ını alması Kukuro için çok önemli. Çünkü Sicilya'nın farmı biliyorsunuz arkadaşlar %125. Çok sağlam bir farm bonusu var. O yüzden kesinlikle avantaj yaratacaktır ilerleyen oyunda. İki güzel bir quick wall geldi. Quick wall'un gate versiyonu. Quick gate geldi. Şimdi burada artık bu scout'ı kovalamayıp sanki Kukuro'nun da gidip bir damage araması gerekiyor gibi hissediyorum. Aa, güzel bir deneme daha ama yetişmedi oradaki zamanlama. Şimdi hala şeyin ekosu çok daha güzel.
Ama Kımır'ın da arkadaşlar farmı akıyor. Bakın şu an 12 farmı var. Rakibin de farmı fena değil. 8 farm ama düşük biraz daha. Market geliyor buradan bir. Şimdi bu haritada kapanmak bayağı zor. Deniz de zaten var. O yüzden sürekli bir hasar aramak mantıklı olacaktır. Şu an 4 scout'ı var. Bu 4 scout'la yakalarsa birkaç işçi düşürebilir. Fishing ship'lerde gördüğünüz gibi gayet güzel. Yani şu an 225'ten neredeyse 1000 food'u yavaş yavaş toplayacaklar 3 tane fishing ship. Gayet güzel. Sicilya'nın avantajı donjondan çıkan birim Fiddle'da güçlü. Aslında Castle'da daha da güçlü. Fiddle'da okey diyelim, hani çok öyle aşırı şey değil ama Castle olduğu zaman aynı Scout gibi arkadaşlar otomatik up alıyor. Hiçbir şey yapmadan siz. Ve yani Pierce Armor'ı yanlış hatırlamıyorsam böyle birden 3'e falan gibi bir şey çıkıyor. Normal Armor'ı da o şekilde. O yüzden Sergeant gayet iş yapabilir. Tabi normalde rakip çok all in okçu oynarsa Sergeant'ın sayısını arttırmadan o kadar iş yapmıyor ama ileride kullanabilir. Özellikle First Crusade falan görebiliriz bence. Ama erken de çok gerek olacağını sanmıyorum çünkü mobilitenin önemli olacağı bir harita. Şimdi iki taraf da bence şeyi oynayacak. Rally'yi oynayacak bir şekilde. Evet, Khmer ekonomisinin şu an şeyini görüyoruz. İkinci binayı dağıtmış hatta. Ama tabii market hatta satın almak için. Odun satarak herhalde. Yo, food satmış hatta. Burada güzel bir işçi düşürüyor galiba. O işçi düşmedi hala. Fark ettim onu, işçi çok iyi mi sakladı yoksa şansa mı şu an tamamen. Yani sıkışabilir derken kaçtı. Güzel güzel hamle. İkisi de şu an bir eco kill aldı. 1v1 gidiyor. Tam arkadaşlar yarı finalde vesaire de izleyeceğimiz tarz bir karşılaşma olacak. Ben karşıma gelene patlıyorum. Counter bu arada kolay değil. Ama size şunu söyleyeyim. Eğer rakibiniz, yani daha doğrusu ekonunuzu zarar almadıysanız ve Castle'a geçebilirseniz, Monk bastığınız takdirde en güzel counterlama yöntemi Monk. Çünkü çok yavaşlar. 2-3 Monk'a bir anda adamın ordusunu terse çevirebilirsiniz çok rahat. Ya da Siege basıp yine Siege'i de çok rahat alabilirsiniz. Gunpowder'ınız varsa o da çok iyi olabilir gibi counter'ları var. Yavaş olması sıkıntı. Onu içeri alırsanız ama şuraya bir 4-5 tane girdiği anda ondan sonra bir daha toparlaması zor. Şimdi Castle geliyor. Relikleri acaba önceliklendirecekler mi? Ama şu ana kadar 2 relik görmüş sadece. Şey henüz farkında değil. Koyko'da. Bir şeyi merak ediyorum. Kukuro ne kadar farkında? 2 relik gördü. 1 relik burada gördü. 3 relik gördü şu ana kadar. Yok, bunları da görmüş. 5 relik. O şu an şeyi en az, yani rakibinden çok daha iyi biliyor diyebiliriz. Burada bir açık var. Oo. Orada bir overchop var ama buradan pek bir şey çıkmayacağını biliyor. Kukuro sadece zaman kazanmaya çalışıyor. Onda Castle'ına 1 dakika var. Khmer Knight'larını akmaya başlıyor şu an. Büyük ihtimalle birazdan bir TC de gelecektir ama odunu yine bakmayın. Güzel idle bıraktı. Çünkü 3 tane Spear öldürene kadar işçiler burada yaklaşık belki de 100 odundan falan, belki de daha fazla odundan mahrum kaldılar ve TC atamadılar. Yoksa çoktan şuraya falan bir TC gelecekti büyük ihtimalle. Şimdi Knight'lara karşı ne olacak? Burada bir Quick Wall geldi. Burada gelemedi henüz. Burası sıkıntı. Burası sıkıntı çünkü Sergeant'lar fena değildir. Mesela bakalım kaçmış arkadaşlar? 2 Pierce Armor ve 2 yakın dövüş armor var. Bu otomatik geliyor. Normalde 1, pardon, şimdi geldi. 2 artı 2'den, yani 2'den 3'e çıkıyor. Hem yakın dövüş hem Pierce Armor'ı. Bence fena değil. Şeye karşı da, Knight'a karşı da iş yaparlar ama yanına hemen Monk eklemesi lazım. Manastır görürsek Knight'ları çok rahat counter'lar ve haritada çok iyi relik var. Bence kesinlikle yapması gereken bir şey. Oduna bir TC atıyor ortaya. Şimdi burada birkaç işçi düşebilir. Henüz düşmedi. Şu an çok güzel korudu şu ana kadar. Quick Wall'lar gayet yerinde. Hepsi zamanında geliyor. Evet, Manastır geliyor. Manastır çok kritik şu an Knight'lara karşı. Manastır olma taktiği ama şu Knight'ları nasıl durduracak? Bu Knight'ları şu an arkadaşlar kovalayamıyor da şeyleri. Bir tane Spear var. Spear da hiçbir şey yapmaz Knight'a. Şu an bir an önce Knight artı Monk lazım. Evet, buraya bakın. Dediğim yere bir Town Center gelmiş. İşte Sergeant'ların kötü yanı bu. Bunlar gidip bir adamı yakalayana kadar ömrünüz geçiyor. O yüzden şu Knight'ları nasıl çözüm bulacak? En garanti çözüm Monk ama Monk için de sayı lazım. Echo Kill 4'e çıktı bu arada. Şu an Kukuro'nun eko avantajı gitti. Hala kötü bir durumda değil.
toplanmış resource'a bakarsanız çok yakınlar. İş bir iki tane monk'la gelecek convert'e bakar. İlk monk çıkıyor buradan. Birazdan burada da monk'lar çıkmaya başlayacak. Monk nerede? Convert niye gelmiyor? Ha, monk burada, okey. Biraz daha yakına gidip aslında convert'e bassaydı, TC'yi sokup çıkartıp hatta çok daha garanti olurdu ama. Tamam, şimdi artık işi stabilize edecek bence. Echo'da da geri değil, sadece orduda tabii ki çözüme ihtiyacı var. Ya kendisi normal Knight artı Monk oynayacak. Bence Sergeant'a gerek yok artık çünkü çok yavaş bir unit, hiçbir şeyi olmuyor. Yalnız Khmer'in Echo'su da çok güzel aktığı için şu an ordu sayısında aslında 9 Knight'a 1 Knight. Yani henüz o yapmak istediğini yapabileceği bir şey yok ve hemen yanına Light Cave ekliyor. Güzel hareketler. Aslında hiç Monk'u durdurmasaydı belki bir convert alabilirdi. Bu savaşlar şu an Kukur açısından çok şey savaşlar değil, istediği tarz savaşlar değil. Burada bir demo bekliyor. Güzel bir badaboom gelir mi? Daha iyisi tabii ki gelebilirdi. Evet, şimdi buradan bir convert. Canı az olan bir knight'ı seçti ama TC'ye sokar mı? Convert aldı, TC'ye sokamadı. Aa, ölmüş. Bir demo daha geliyor. Güzel bir demo olacak gibi. Kendi knight'ı mı tıkadı? Aa, kendi knight'ı biraz yol tıkadı gibi oldu. Yapma bunu. Güzel hareket. Bu demo hareketleri gerçekten çok güzel hareketler. Echo'su tabii. Şimdi Khmer'in Echo'su yağ gibi akıyor. Farmlar durmadan çalışıyor. Üçüncü TC ekleniyor. Öne Siege atıldı. Büyük ihtimalle Scorpion diyecektim. Evet, Scorpion basılıyor. Birazdan Mongonel de basar. Yavaştan bence burada TC ile pushlayacak gibi duruyor. Şimdi biraz Kukuro'nun da şey arkadaşlar ihtiyacı var. Sadece demoyla şeyle olacak işler değil. Onu da bir şekilde knight sayısını, monk sayısını arttırması lazım. 2-3 tane convert'e iş çünkü dönebilir. Önemli olan monkları koruyarak convert alabilmek. Bir yandan ram bastı. Şurada 3 tane light key bu arada. Bir şey bulur mu diye geldi herhalde ama kalmış orada sonrasında. Şimdi buraları nasıl koruyacak? Tahmin etmesi çok zor. Bu stable'lar gidiyor. Aşağıya bir TC daha atıyor. Yani şu an burada hala defanslayabilir. Mangana çıktıktan sonra zaten bunları da bir şekilde vurabilecek. Orada da bir sıkıntı yok ama ordu sayısını arttırması lazım çünkü şu an ancak defanslayacak. Khmer'in Echo'su daha iyi akıyor diyecektim. Bu arada işçi sayısını da yakalamış şey. Çok güzel işçi basıyor. Hiç sırada şey kalmıyor. Will Barrow Khmer'den geldi. Sicilya'da henüz yok. Şu manastırı şey yapması lazım. Kurtarması önemli bence. Ve daha çok monk da basması lazım ya. Tek monk'la iş biraz zor sanki. Bilmiyorum ne diyorsunuz ama. Şu an çok içeri dive edebilir hala. Ordu sayısı gayet iyi. Oradan bir convert daha alsa. Şu Rem'in bir canı kaldı. Yani bir demeyelim de 5 canı kaldı. Ordu sayısında yavaş kaldığı için iş arkadaşlar GG'ye gider gibi duruyor artık. Çünkü bu kadar knight varken içeride şimdi bu knight'lar her yerde dolaşıp rahatsız edecekler. Ve sürekli iş çindirmeye devam edecekler. Şu ana kadar Echo Kill 17'ye çıktı. 18, 19. Knight'lar çok can yakıyor. Burada Manastır'da gitti. Siege çıkmasına da izin vermeyecekler artık. Bu noktadan sonra işçi sayısı 11'e çıktı. Double Manastır geliyor. Şu aslında biraz daha erken gelebilseydi bence şansı çok daha yüksek olurdu. Çünkü en büyük şansı convert'ti o noktadan sonra. Ordu da geri kaldı. Rem yalnız çok güzel iş yapmadı mı gerçekten ya? Şimdi tekrardan biraz dengelediler gibi.
Bu arada şeyden dok gelmiş. O da buraya demon basacak. Of, işçilere ya da orduya. Güzel bir karşı hamle. Kimse relik toplayamadı galiba, değil mi? Relik toplayan henüz yok. Bu karta baskı varken bu arada 3. manastır geldi. Ama Kımör'den arkadaşlar ne geldi? İmp geliyor. Bu demek oluyor ki Kımör ekosu çok güzel akıyor ya. Yani şu kaç 30 kaç farm var burada? 28 farm. 28 farmdan non-stop Knight'da basarsın. İmp ekonu da geliyor. Demo bulabilecek mi aradığını? En azından 3 işçi diyor. Güzel quick wall'lar geldi. 2 işçi indirecek gibi duruyor. 2 işçi artı Lumber Camp'i de indirdi. Gayet güzel. Ama çok da tabii efektif değil. Şu castle biraz daha erken gelebilse var ya, Sicilya'da biliyorsunuz arkadaşlar, bir de castle hızlı atılıyor %50. En güzel bu şekilde defans edebilirdi aslında ama erken de taşa girse miydi acaba? Gerçi taşa girdi erken ama izin vermedi rakibi. Orada güzel hamle yaptı aslında. 2 dakika 50 saniye sonra GG. Bence de. Imp'i gördükten sonra durmaz herhalde ya. Leary gibi birbirini tanıyorlar sonuçta bu oyuncular. Leary'nin Hera'ya finalde yaptığı gibi büyük ihtimalle Imp'i görünce GG verir herhalde. Şu kaleyi daha erken atsaydı bence şansı hala olabilirdi. Çünkü Ekko da kötü değildi aslında. Bir Siege daha geliyor. Ramp push mu gelecek bir yandan? Ne olacak? Pyke artı Ramp push gibi bir şey mi geliyor? Ne oluyor ya burada? Ne ekstra hazırlanıyor onu da merak ettim. Ben normalde kale atar trapler falan mı diyecektim ama taşa girmedi hiç. Evet, 9 saniye sonra GG gelir mi? Çünkü Sicilya'nın Imp'le hiç alakası yok şu an. Kukuro burada geç kaldı. GG geldi. Okey. Tam olarak arkadaşlar bu GG zamanlaması aynı zamanda oyuncuların Elo'suna da bir göstergedir. Genelde 1200 Elo'nun altında çok böyle bu tarz şeylerde direkt GG görmeyiz ama 1500 üzeri artık genelde bu durumda bilir ki artık yapabileceği bir şey yok. Ram artı kavaliyerlerle pushlayacaktı demek ki. Evet, gayet güzel bir maçtı. 1-0 Koyko'da önde. Şimdi gelelim ikinci maça. Replay dönüyoruz. İkinci maça spectate diyoruz. Üçüncü maç var mı yok mu onu söyleyemem. Çünkü bunu söylersem sonucu daha net anlarsınız. O yüzden biz direkt şu an izliyoruz. 1-0 kırmızı önde, mavi geride. Evet, yine arkadaşlar tam olarak bir beklediğimiz Mega Random haritasıyla karşı karşıyayız. Oyun başladı ve rakipler neyle karşı karşıya olduklarına dair çok bir fikirleri yok. Tek bildikleri şey yanlarında sonsuz altın, sonsuz taş. Sonsuz olmasa da güzel bir beri var. Şey mesela Kokoro direkt rakibe gidiyor burada şu an aramaya. Çünkü ekstra bir resource varsa ve rakibinkilerini bulup alırsam iyi olabilir diye düşündü diye tahmin ediyorum ki bir tane bu follow'u çekecek gibi buradan. Gerçi diğer scout izin verir mi ona emin değilim. Şimdi Vietnam vs Chinese. Güzel matchup. İkisi de çok güzel siv'ler. İkisinde kale şeyi askeri çok birbirine benzer tarz. Benzer tarz dediğim yani en azından güzel okçu. İki siv'de. İkisinde de okçu line'ı full upgrade alıyor. Atlı olarak ikisi de fena değil. Son paladinleri yok ama Cavalier ikisinde de var galiba full upgrade'li. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu oyunda ne göreceğiz? Sanki çok böyle kale atmalık bir haritaymış gibi geliyor bana. Fast Castle yapıp sadece Fast Castle yapmaya yetecek et var mı? Burada bir 5 tane geyik var. Beriler var ama ekstra bir hunt bir şey lazım sanki. Bakıyoruz etrafta hiçbir şey yok. Balık da yok. Haritada bol bol altın var, taş var. Yani tam şey haritası gibi. Feudal Bass. Beri kökle, altını kökle, sat, çağ al. Castle'da Castle Drop yap. Abi Koyko'da deyince garip oluyor. Biz Vazikli diyoruz. Okey ben de öyle diyeyim o zaman. Valla çok normal bildiğim bir oyuncu değil. O yüzden ben öyle bir rastgele seçtim ama tamam. Vazikli. Vazikli 1-0 önde arkadaşlar. Kukuro bence kötü başlamadı. Ama şey kötü oldu. Taşların ikisi de öndeydi.
kale atmasına rakip izin vermedi. Taş topluyordu çünkü. Bence kale atıp devam etmek isteyebilirdi orada oyun. Ama Khmer baskı da çok iyi arkadaşlar ya. Knight'ları çok güzel akıyor farmdan dolayı. Siege'i zaten, Scorp'ları ekstra güzel. Tam baskı yapmalık Sif. Şimdi burada nasıl bir yaklaşım gelecek çok merak ediyorum. Çünkü Feudal'da çok zarar verebileceğin tarz bir harita değil sanki. Odun'a gidip kapattıkları takdirde oyuncular, geri kalan her şey TC'nin etrafında. Yani okçuyu da darlayabilirsin ama atlıyla çok bir şey yapmak zor gibi. O yüzden sanki Fast Castle yapılması gerekiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben kendi adıma bu oyunda mesela direkt Fast Castle oynardım. Kaleyi atardım. İki tarafında kale askeri güzel zaten. Vietnam'da olsam, Çin'de olsam kale askeri de oynanır. Şimdi buradaki odun tercihini çok sevmedim. Arkadaki odunları da görmüş aslında ama niye ön tarafa attı acaba? Evet, Vazikli yakındaki odunu tercih etti. Arkadaki odunları gördüğümü bir bakalım. Şuradaki odunları bilmiyor. Ön tarafa gitmek istemediği için şu an yakına girmiş. Muhtemelen şu arkadaki odunlara gitmesi lazım oyuncuların. Çünkü ortadaki odunlar riskli. Var odun ama buradan böyle bir TC'ye doğru kapatacak anladığım kadarıyla. Fast Castle görür müyüz? Yani sanki böyle bir 23 işçi falan Fast Castle çok rahat gelir gibi bu haritada. Et çok fazla yok ama taşı, her şeyi, altını falan satıp çok rahat atlarsın. Çünkü sonsuz altın var gibi. Mega Random da aklınızda olsun eğer. Şu an chatteki zaten isimlere bakıyorum. Bir kısmı turnuvada oynuyor. Mega Random'da arkadaşlar bazen gerçekten çok aşırı altın ve taş çıkıyor. Normal Arabi oyunlarında biliyorsunuz ki altına çok abanmamaya çalışıyoruz. İki okçu, iki unit kompozisyonu yaparken genelde bir altın bir trash unit yapmak gerekiyor Arabiye metasında. İşte bazen Portekiz'in veya birkaç Sivin full altın odaklı işte okçu artı knight falan gittiğini görüyoruz. Mesela bu haritalarda tam öyle. Okçu artı knight'ı kökleyebilirsin. Full altın isteyen ne varsa güzel herhangi bir askerin full ona odaklanabilirsin. Selam Kerem, hoş geldin. Hidden değil miydi turnuva? Yok, bu turnuva o değil. Hidden Cup turnuvası da var. O Kokoro'nun organize ettiği bir turnuva. Ben de kayıt oldum. Eğer siz de düşünürseniz kayıt olun arkadaşlar. Bizim turnuvamız Grand Bazaar Cup. Dün itibariyle başladı ki aslında bugün başladı gibi. Dün çünkü bracket şeyi seçtik, eşleşmeleri seçtik. Dün akşam da ilk maç oynanmış. O yüzden şu an ilk maçı sunuyoruz. Vazikli'den bir dog geldi. Şimdi bu dog tamamen map kontrolü için atılan bir dog. Çünkü herhangi bir balık yok, bir şey yok ama rakibin de şeyini biliyor. Ne kadar rakibi henüz bulamasa da rakibin de orada bu deniz bağlantısı olduğunu biliyor. Rakibi şu kenardan darlarsam diye düşünüyor büyük ihtimalle ki buraya geldiğinde gayet de güzel darlar. Ama haritanın da bir avantajı, her yönde altın var. Sadece burada dediğim gibi şu öndeki oduna girmesini ben Kukur'un başta çok doğru bulmadım. Keşke bunu şu arkalara bir yere girseydi çok daha garanti olurdu gibi. Henüz Vazikli rakibini bulamadı. Kukuro biliyor rakibini. Bütün her şeyi görmüş durumda. Rakibiyle ilgili odunu da buradan topladığını da biliyor. Şimdi bir tarafta 21 işçi Feudal, bir tarafta 22 işçi Feudal. Ordu basılacak mı? Okçu basılacak. Evet, bu haritada mesela scout basmak bence çok yanlış olur. Okçu basan her zaman bir tık daha avantajlı. Ama okçu kadar galiba denizden asker basmak da iyi olabilir. Ben şeyin tercihini beğendim burada. Vazikli'nin tercihi bence mantıklı. Özellikle de şu an rakibin bilmiyor da bu arada odunun önde olduğunu. Odunun önde olduğunu bilse çok çok daha mantıklı olacak yaptığı şey. Evet, burada da bir blacksmith geldi. Odun apı geldi. Şu an yani Fast Castle'a dair bir build görmedik. İkisi de biraz feudal'da bir şeyler yapmak istiyor. Bir taraf denizden daha çok baskılayacak. Bir taraf okçuyla baskılayacak. Evet, şu an artık Kukuro şeyi de biliyor rakibinin denizden gittiğini. Vazikli ilk defa galiba rakibini görecek. Evet, şu an ilk defa görüyor. Range'i gördü. Spear'ı gördü. Geri döndü. Odunu hala bilmiyor önde olduğunu. Buraya dog mu geliyor? Bir yandan haritayı kapatmak için yaptı sanırım. Şurası kapanmıyor olabilir. Onun için de güzel bir mantık ama rakibi çoktan
gemilerle gelmeye başlıyor. Bu Spear biraz bedavaya gidecek gibi duruyor. Bir bardaksa buraya. Evet, çok böyle bir Fast Castle görmeyeceğiz. Fiddle'da devam edecek. Ottoman'ın Elo şeysi var mı? Bildiğim kadarıyla tüm Elo'lar açık ama şey tabii. Orada tüm Elo'lar açık olduğu için Türkiye'nin zaten en iyi oyuncuları fix orada. Para ödülü falan da çok daha iyi olduğu için. O yüzden buraya hemen bir tower geliyor. Bence güzel, mantıklı artık. Yani odunu burada kullanmak istiyorsa böyle bir şey yapması gerekli. Ama dediğim gibi keşke en başta bu odunu arkaya girseydi ki şu an ikinci Lumber Camp'i buraya atıyor. Gayet güzel hareket. Büyük ihtimal Hidden Cup Türkiye'de işte bir davetliler var zaten yüksek puanı olanlar. Qualifier'dan da yine böyle 2000 puana yakın oyuncular tabii çıkar main event'e. Sürpriz çıkar mı ekstra bilmiyorum. Benim mesela şansım var mı emin değilim. Büyük ihtimalle 2000'e yakın bayağı oyuncu vardır. Yani en azından bir 15-20 tane vardır Türkiye'de diye düşünüyorum. O yüzden bir turda olsa gidip şansımızı deneyelim. Şimdi buraya tower attı ama rakip buradan darlamaya devam edecek. Çok bir şey bulabilir mi? Aşırı bulamaz. İş artık Castle'a dönecek gibi burada. Castle ekosu olarak bakalım. Vazikli farmları atıyor. Kukuro'da henüz hiç farm yok. Şimdi bu farm sıkıntı. Niye sıkıntı? Deniz ekosu yok. Berry'e bağlı bütün iş. Berry'de 500 şey var, food var. Zaten o da hızlı gelmiyor. Şu an eğer farmlar gelmezse zamanında Kukuro'dan anca satıp çağ düşünebilir. Yoksa çağ düşünemez. Bir işçi gidici burada. Bir işçi gitti. Çok güzel aldı bir işçi yalnız o. Tam doğru zamanla doğru mikroyla. Şimdi okçularla bir counter attack düşüncesi var. Bence de güzel hamle ama okçuların beraber ve fletchingli bir şekilde gitmesi lazım. Fletching alındı mı? Alınmış. Evet, hadi bakalım. Şu ana kadar şeyin ekosu yine de daha iyi yalnız. Çok ilginç. Niye öyle? Wilbarov mu alındı? Yo, Wilbarov alınmamış. Idle TC 2 dakika 18 saniye. Vazikli niye 2 dakika 18 saniye Idle TC var ya? Oo, çok ilginç. Bak mesela bu Elo'da kesinlikle beklemediğim bir şey yani bu. Daha böyle Castle gelmeden 2 dakika 23 saniye şu an hala Idle veriyor mesela. Kukuro alır. Yani şu an bence de alması gerekiyor. İki işçi önde. Denizden çok bir hasar alma şansı yok. Şurada rahatsız edecek biraz ama burada şu an rakipten en az bir skömler gelmiş gerçi. Bir 3-4 işçi alır mı diyecektim ama skömlerin atak apı var. İki skömle defans alsın yine de şu an okçu sayısı az. Yalnız arkadaşlar Vazikli markete attığı gibi Kessel'e basacak. Kukuro'nun niye eko gelmedi? Çünkü farmı sıfır. Şu an bütün işçiler şu 36 food'un peşinde. Ve bu bittiği gibi herkes böyle ellerini açıp ne yapalım diyecekler. Büyük ihtimal hep beraber altına taşa falan girip satıp çağ almaya çalışacaklar herhalde. Şeyin farm açmaya dair bir şu an düşüncesi yok gibi görüyorum. Uf, herkes taşa girdi. 19 işçi taşa girdi. Eğer şu an çağ basmış olsa mükemmeldi. Rakip çağ bastığı için nasıl olacak bu iş? Okçular kötü yakalandı ya. Okçular kötü yakalandı. Şu an ikinci maçtayız. Yeni gelen arkadaşlar varsa ilk maçı Vazikli aldı. Şu an durum 1-0. Mega Random haritamızda Grand Bazaar Cup'ta Vietnam vs Çin. İki tarafa da güzel sivil geldi. Bakalım nasıl kullanacaklar. Şu ana kadar Eko'da ilk oyunda da böyleydi. Kukuro daha iyi başladı. Şu anda da daha iyi diyeceğim ama gerçi Castle geliyor diğer taraftan. Hemen geliyorum. Bahar gelmeden bahar alerjimiz geldi. Evet, şimdi burada bir deniz savaşı dönecek gibi ufaktan. Fireship'in de etkisiyle şeyin rahat alması lazım. Tabi savaşmayacak o, şu an kaçmayı tercih ediyor. Fireship'i mikrolayacak. Sonra devamında burada bir şeyler yakalar mıyım diye uğraşacak herhalde. Burada da skömerle şeyi çok güzel kovalamış. Okçular gidecek. Bir tane daha şey çıktı yalnız. Vazikli'nin şeyi çok iyi ama ya.
Mikroları falan çok yerinde. Çok doğru zaman doğru hareketler yapıyor. Şimdi mesela şu deniz savaşını çok kişi burada kaybederdi. Yeni bir tane daha galey bastı. Onun yardımıyla orayı temizledi. Skyrim'ler de burada okçuları aldı. Şimdi Castle zamanlamasını getirecek. Denizden gemi apını alıyor. Bodkin alıyor. Denizden darlamaya devam edecek. Buraya bir TC daha geliyor. Ve öne Siege geliyor. İki oyundur yalnız öne Siege gidiyordur sürekli. Vaziklin oynayış tarzım böyle. Ben bu arada çok bilmiyorum oynayış tarzlarının iki oyuncunun da. Ama iki oyundur gayet agresif oynuyor. Benim de sevdiğim tarz oyunlar. İzlemeyi de oynamayı da. Bir yandan deniz, bir yandan Siege gidecek anlaşılan. Mantıklı da aslında denizden şuraları çünkü yok ettiğini düşünsenize. Binaların ve ekonominin önemli bir kısmını burada çok idle bırakacak. Devamında da Siege ile beraber TC'ye gidip çok rahat hasar verebilir ama bu sefer taşa daha rahat topluyor. Bir kale gelecektir Vietnam'dan. O kale sonrası ne olacak? Rattan Archer'lara karşı ne yapabilir? Rattan Archer'lara karşı gemiler nasıl mesela acaba? Sonuçta bunlar Pierce vuruyor değil mi? 9 vuruyor. Rattan'ın kaçtı. Bakarız şimdi eğer olay oraya giderse. Pierce armoruna. Onlar gemileri büyük ihtimalle iyi vuramaz. Gemi de onları iyi vuramaz. Defans için güzel olur ama o Forward Castle yani değil. Tamam. Oduna mı gidiyor? TC mi atacak oralara? Yoksa Forward kale mi gitmeye çalışıyor? Şu an şey burada yürüyen işçileri gördü büyük ihtimalle eğer dikkat ettiyse. Forward Castle mı gelecek? Bir yere TC atılıp yaşamaya mı çalışacak şey? O arkadaşlar Forward Castle. Güzel bence. Tek sıkıntı şuralara gidip atabilse harika olur. Bu işçiler burada diye buraya atacak herhalde. Oradan istediğini alır mı göreceğiz. Şu an marketten şey almasını bekliyoruz. Marketi var değil mi? Var marketi tamam. Taş alıp kaleye atacak. Şu an bu kale atmayı deneyleyebilecek bir ordu yok. Buradaki taşa mı giriyor? Buradaki yürüyen işlerin hepsini görüyor şey. Yani sonra devamlı taşa girecek. Güzel kale. Yani bu kale çıkarsa GG olması lazım oyunun. Bu kaleyi şu an dinayleyecek ne var? İşçilerle saldırması gerekiyor. Henüz tepki vermedi. Counter kale geliyor. Daha çok işçisi var. Denizde üstünlük de onda şu an. Şimdi şöyle sıkıntı. İki kalede çıkacak. İki kalede çıkacak. Ondan sonra iş neye dönecek derseniz Petar Savaşı'na. Petar Savaşı'nda da kim daha önde olacak? Büyük ihtimalle şu an kırmızı olacak gözüken. Hemen arkaya bir siege de geliyor. Oraya vuruyor mu kale? Oo. Kalenin buraya vuruyor olması çok şey oldu yalnız. Talihsiz oldu. Kaç tane işçi indirdi? Uf. Kukuro'nun buradaki şey çok talihsiz oldu ya. O işçileri biraz daha ileri götürüp bir atsaydı siege'i. Şimdi burada iş Petar Savaşı'na dönecek. Aa şey Petar basmıyor. Vazikli. Ama Kukuro basıyor. Kaleyi demek ki alacak. Deniz hakimiyeti diğer tarafta denizden neye hasar veriyor derseniz şu an pek bir şey hasar veremiyor. Şu an ben tabi Vazikli'nin ekosu çok daha iyi. 14 işçi önde. Bu işçiler buraya gelene kadar bayağı bir eko verdi Idle. Yaklaşık 1K fazla resource toplamış. Koyko da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun saray hareminin müdürüymüş derler. Acaba kesin bilgi mi? Bakalım kesin bilgi yayalım. Evet öyleymiş demek ki. Şimdi burayı arkadaşlar Kukura kazanacak. Peki sonrasında ne geliyor? Şimdi bu gemiler buradan darlamaya devam edecek ama çok da bir şey bulma şansları yok sanki. Dış tarafa da gemi yapıp buradan da darlasa o zaman biterdi. İş ama şu anlık öyle bir şey yok gibi. Burada bir yandan Remne de darlamaya başladı. Gayet güzel hareketler. Eko da geri olsa da şu an saldırıda çok daha önde. Bu kale çünkü şeyleri çıkartmış mı? Petardları çıkarmış zaten. Kalenin canı bayağı azaldı. Rakipten de Rem gelmek istiyor ama bu kale düştükten sonra Rem gelemez. O petard çok yanlış yerde çıktı. Farkında değil çıktığının da.
Yani şu an yıka yıka devam edebilirse iş farklı bir yere gider. Çünkü şeyin ekosu yok. Bu arada petard çıkartmaya devam ediyor. Tamam, bu kale her türlü gitti. Bu kalenin yaşama ihtimali yok. Burayı işçiler zaten tutar. Onda da sıkıntı yok. Şimdi devamında peki push nasıl devam edecek? Aslında o bir kale daha atmak istiyor muhtemelen ama şu an arkadaşlar Vizikli'nin çok sağlam taşı var. Oo. Bu taraftan bir kale mi geliyor bu sefer de? Forward kale öyle olmaz, böyle olur mu denecek. Şimdi bunun devamı gelmesi lazım. Eğer devamı gelmez, çünkü bu kale burada şu an sadece bu TC'ye vuruyor ama bütün eko burada akıyor. Tamam, altınları güzel dinayladı. Yok artık ya, böyle bir kale, bu kale çıkmaz ki ya. TC ile öldürür bütün işleri. Nasıl ya, bu kale gerçekten denenecek mi? Böyle bir kale denenecek mi gerçekten ya? İşçilerle burayı tutması garanti değil mi? Vazikli'den çok iddialı bir kale ama böyle bir kale çıkmaz yani. TC vuruyor ki zaten işçilere. Bu dünyanın hiçbir yerinde çıkmaz yani. Evet, kale zaten projesi iptal oldu. Çok güzel demo geldi. Bir demo daha olsa bu gemiler komple gider. Evet, şu an Kukuro'nun tek sıkıntısı arkadaşlar işçi basmıyor. İşçi basmadığı için Eko da şeye gidemiyor. Vazikli de şu an işçi basmıyor ama Eko'su daha iyi yine de. Kukuro'nun da bir kalelik daha taşı var. O kalede büyük ihtimal buraya atma şimdi o kaleyi ya. Vazikli'den buraya kale geldi. Ben Kukuro'nun yerinde olsam tam şu TC'nin olduğu yere atarım. Yine bütün taş ve altını kesersin rakibin. Oo, buradaki işler niye yakalandı? Buradaki işler nereden geldi ya? Bu işler nereye gidiyordu? Çok işçi verdi ya. Şu an ve ekolar çok idle. Bir taraf 2 kişiyle food topluyor. Bir taraf 6 kişiyle food topluyor. Bir counter kale daha. Yalnız var ya, bunların canı çok az hepsinin ya. Bir tane Mongrenal Shot'a bu işçiler gider. Of, 2 işçi kaldı ve bu kale çıkmaz artık. Ooo, kale projesi iptal. Kukuro çok güzel bir hamle yapmıştı ama bu iki kaleden sonra artık yapabileceği hiçbir şey yok. Eko'da da 20 işçi geride. 20 işçi geride, iki tarafta şimdi işçi basmaya başladı. Ama artık çok geç sanki, ne dersiniz? Buradan sonra arkadaşlar bu iş GG'ye gidecek gibi bir his var. Ne kadar devam edecek bilmiyorum ama şu an artık Vazikli'nin durumu iyi. Farmını da açmaya başladı. Şeyde farm var mı? 5 farm var. Bence Kukuro işçi basıyor olsaydı şey boyunca, şu biraz kaleleri atarken falan, ekolar şu an çok yakın olacaktı. Ama o kadar uzun süre işçi basmadı ki arada 20 işçi fark oldu. Yoksa dediğim gibi tam kale atıp yani oyunu bitirmeye karitaydı. Ben de bu haritada oynasam şu an tek düşüneceğim şey bu olur. Bu arada Cav Archer basıyor şey Vietnam'da. Çok mantıklı. Cav Archer hem mobilite açısından da çok güzel. Harita zaten açık bir harita. Oduna herkes bir yerlere gidiyor. Yine Vazikli nasıl yaptı? 8 işçi, 10 işçi food toplarken şu an imp'e bastı yine. Büyük ihtimalle sattı bütün taşı, toprağı, altını, her şeyi. Şimdi Cav Archer'larla buradaki bütün işleri bile alsa hala 20 işçi fark var. O 20 işçi fark da şunları falan anca alman lazım ki biraz kapansın. Taştan duvarlar geliyor. Denizden bu tarafa gelinmesin, darlanmasın diye mi? Şu doku gördü herhalde. Güzel hamle ama şu Cav Archer'lar çok şey ya, çok zaman kaybediyor şu an. Normalde bir 5-6 tane Cav Archer'ın tek seferde şuralara gelip bu işçilerin çoğunu alması gerekiyordu ki biraz gerçekten etki etsinler oyuna. Yoksa Kukuro'nun şu an 5 kişiyle food topluyor. Yine imp geldiğinde GG olacak galiba. İki oyun üst üste, ne diyorsunuz? Değil mi Zuveri? Bana da öyle geliyor. İki tarafta sanki şey, iki taraf diyorum, İki oyunda sanki imp görüldüğünde GG olacak gibi.
Vazikli'nin şeyi tercihi çok güzeldi stratejik açıdan. Onu takdir ediyorum. İlk oyunda da mesela onu çok iyi yaptı. İlk oyunda rakibinin taşların önünde olduğunu görüp Sicilya şimdi donjon atar, kale atar, beni darlar diye düşünüp ister defansif ister ofansif full atak oynadı. Öndeki taşları denial attırdı. Devamlı getirdi. Bu oyunda da mesela direkt öne dok atıp hiç balık olmamasına rağmen rakibini buradan darlayınca istediği üstünlüğü aldı ama Kukuro'nun da hatası şuydu. Şu öndeki odana oyunun başına bence hiç gitmemesi gerekiyordu. Şu odunlardan birine gitseydi ekosu çok temiz olacaktı. Evet, rakipten imp geldi. GG well played geldi arkadaşlar. Grand Bazaar Cup'ın ilk karşılaşması. Vazikli 2-0 alıyor.